Herkese günaydın. Bugün sizlere nasıl işe gittiğimi çekeceğim. Aslında her zaman böyle gitmiyorum ama bugün trenle gideceğim. Trene şöyle yavaş yavaş gidelim. Bir yandan da sohbet edeceğiz. Az önce ne yaptın derseniz arabayı işten çıkarttık. Biliyorsunuz bu işe takmalı hibritlerden. Canlı canlı çekelim. Bir yandan da dostlar biraz para konuşalım diyorum. Enflasyon neden oluyor? Neden devletler enflasyonu seviyor? Bazı devletler. Onları size anlatacağım. Evet, çıktık şimdi. Yavaş yavaş. Burada neden böyle bir... Neyse, net gözüküyor. Herhalde düzelecek. Biraz bir temizleyelim. Camda bir şey vardı. Ne aracı arkadaş? Kocaman borular filan. Burası bizim mahalle, biliyorsunuz artık, iyice öğrendiniz. Arabanın sürüş moduna bakıyordum da, hibrit mi sürsem, şey mi sürsem diye. Evet dostlar, bazı devletler neden enflasyonu sever ve enflasyon neden olur? Aslına bakarsanız bu ismi lazım değil hastalığı, yani korona zamanında çok para basıldı ve bazı Fed yetkilileri filan ya 3-5 enflasyon en fazla olur dediler. Yoksa onu da biz kurtarırız dediler. Para bastılar, millete dağıttılar Amerika'da işte, bir diğer bütün ülkelerde filan. Sonra bir baktılar ki enflasyon %10-15 arttı birdenbire. Bir de enerji sektöründe Rusya savaşı filan derken, Rusya-Ukrayna. Orada da fiyatlar, ücret şeyler arttı, enerji maliyetleri arttı. Birden enflasyon oldu 10-15. Enflasyon olmasındaki en büyük neden para basılmasıdır. Yani para yaratılmasıdır. Yani para ne kadar çoksa bir şeyin değeri o para nezdinde azalır. Bu kadar basit aslında. Diğer nedenler tabii ki ne var? O şeye talep çoksa o fiyat, onun fiyatı artar. Arz talep dengesi diye bir şey vardır. Üç harflilerin ya da ne bileyim marketlerin, şunların bunların yani ekonomiyi ele geçirip fiyatı arttırdığı tamamen safsatadır. İşte faizin enflasyona neden olduğu tamamen safsatadır. Onlar saçma sapan, yani mümkün, yani şeyi olmayan tezler, hiçbir zaman kanıtlanmamış. Tersi yüzlerce kez kanıtlanmış tezler. Yani ne kadar çok para, ne kadar düşük faiz varsa, yani ne kadar bedava para dağıtırsan insanlara, enflasyon da o kadar çok artar. Devlet neden enflasyon sever? Devlet de borçlarını eritmek için enflasyonu seviyor dostlar. Devletin borcu var diyelim, TL bazında atıyorum, öyle bir devlet olsun, kendi kuru olsun, TL değil de LT bazında olsun. Bilmiyorum yani, artık devletin o bazda borcu var diyelim ve borcunu küçültmek istiyor. Ne yapar bu devlet? Para basar. Yani para basar, etrafa para saçar, birden ne olur? Borcunu küçültür. Ama tabii ki nefse neden olduğu şey şudur, ekonomide bir büyük bir çöküşe neden olur. Yani fiyatlandırmada dengesizlik, aslında enflasyonun %50 olduğu yerde %100 gibi hissedilmesi, ne bileyim, çünkü bazı gıdaların, malların ya da ne bileyim konutun, İşte enflasyonu kontrol altına alacağım diye çeşit çeşit saçma sapan piyasa kanunlarına, piyasa şartlarına uymayan kanunlar çıkartması. Bunlar hep enflasyonu daha fazla körükleyen, daha da
baskı altına alan, zaman zaman patlamasına neden olan kanunlardır. Yani sen piyasayı kontrol altına alacağım derken daha da kontrol dışı hale getirirsin. Yani asıl yapılması gerekenin yapılmaması enflasyona neden olur. Yani böyle para basılmasıdır yani. Bunun ana nedeni bedava para dağıtılması. Paranın da aslında şöyle bir şey var. Kimse bunun yani söylemiyor. Para da aslında ev gibi, araba gibi aslında bir şeydir ve kiraya verilir. Yani bankalar, devletler parasını kiraya verir ve o kira karşılığında senden faiz ister. Aslında bu faiz de para, kira bir çeşit kiradır yani. Bedeldir. O paranın sana verilmesindeki bir bedeldir. Yani bunları tabii ki ekonomist olanlar ya da ekonomiden iyi anlayan bütün arkadaşlar aslında bilir yani. Biliyordur. Ben boşuna anlatıyorum onlar için. Onlar dinlemese de olur. Hatta benim bazı söylediklerimdeki yanlışları da söyleyeceklerdir. Sonuç olarak enflasyon çok para, o kadar çok enflasyon. Türk parası biliyorsunuz Türkiye'de bedava para dağıtıldı bir dönem. Çok ucuz ev kredileri verildi. Hatta tüketici kredileri ve hatta kredi kartlarındaki faizler çok ucuzdu. Öyle olunca da etrafta para bolluğu oldu. Yani nakit olarak belki değil ama dijital olarak para bolluğu oldu. Herkes her şeyi aldı. Alınca da fiyatlar arttı. Ücretler, fiyatlar. Diyeceksiniz ki Almanya'da durum ne? Almanya'da da aslında çok farklı değil. Almanya'da zamanında, yani bu koronadır, savaştır, o dönemde para basmak zorunda kaldı. Yani Avrupa Merkez Bankası aslında. Almanya borç aldı. Onlardan borç alıyor Almanya. İşte o Merkez Bankası'nda işte kontrolü zaten Almanlar, Fransızlar, işte bütün Avrupa Birliği ülkelerinde. Fakat herkes oradan borç alıyor, şey yapıyor, bir şekilde yönetiyorlar ülkeleri. Ama para bir şekilde, tabii ki benim demek istediğim, ülke içinde de para artınca Almanya'da da enflasyon oldu. Almanya'daki enflasyon tabii ki Türkiye'ye kıyasla çok daha düşük oldu. Fakat şöyle bir örnek vereyim dostlar size. Şimdi diyeceksiniz ki o da enflasyon mu, bilmem ne mi? Yıllık bazda enflasyon bazı son 2-3 yılda %10, %8, %9, %12, o civarlarda oldu. Bunları totale vurduğunda ve gıda tarafındaki bizim gibi orta segment, işte düşük alt segment olan insanların çoğu harcaması ya gıdada ya kirada ya da ne bileyim araba almada filan, öyle basit basit şeyler yani aslına bakarsanız. Ama demek istediğim şu. Yani bu diye kalemlerdeki enflasyon dostlar %50'den daha fazla totalde. %50'den daha fazla. Ben 2017'de Almanya'ya geldiğimde bir tane peynir vardı. O 1 euroydu. Şimdi 2.70. İşte bir tane, evet ya, 0.99 diye hatırlıyorum yani. Şimdi 2.5 euro, 2.70 falan. Ne bileyim, bazı şeyler vardı. Hepsi böyle 1 euronun da altındaydı. Hepsi 1.5 euro falan oldu. Böyle market harcamaları. Yani neredeyse diyorum, bakın, market harcamaları 2017-2024 arasında 2 katına çıktı. Şimdi bazı gurbetçilerin dert yandığı da bu. Almanya'da %100 enflasyon var. Onlar hiçbir zaman bu kadar artışı görmedikleri için 5 senede %100'e yakın fiyatlar arttı. Doğru. Ama tabii ki Türkiye'ye kıyasla çok çok daha az. Türkiye'de her şey her sene %100 artıyor neredeyse son zamanlarda. Ama burada şöyle bir durum da var dostlar. Burada maaşlar enflasyon kadar hiç artmıyor. Yani bir kişi eğer parasının %50'den çok daha fazlasını gıdaya, benzine, işte zorunlu giderlere harcıyorsa, bu arkadaş, bu kişi enflasyonu çok daha fazla hisseder ve maaşı artmadığı zaman da daha çok enflasyon altında ezilir. Yani durum, Almanya'daki Almancı gurbetçi arkadaşlarımızın söylediği kötü durum dostlar bu aslında. Benim yani gördüğüm kadarıyla, benim tahmin ettiğim kadarıyla durum bu. Yani buradaki maaşların artmaması buradaki çalışan işçi sınıfı eziyor. Ezdikçe de
dertleniyorlar. Türkiye'ye gittiklerinde Türkiye'de zaten bir rahatlık, bir ne bileyim gevşeklik görüyorlar. Çünkü tatil döneme gidiyorlar yani. Yazın gidiyorlar ve tatil yapıyorlar. Oo, herkes sosyalleşiyor. Her akşam çaylar, kahveler içiliyor filan. Biz Almanya'da it köpek gibi çalışıyoruz filan diyorlar. Halbuki yani Türkiye'dekilerin de yani çalışanları, Türkiye'de işsizlik olduğu için çoğusu çalışmıyor yani. İşi olsa belki çalışacak, doğru düzgün bir işi olsa, yeterince para kazanacağı bir işi olsa. Yani buradaki bilmiyorum yani, Türkiye'ye yazın gidince tabii ki tatil yaparken Türkiye çok güzel geliyor. Ama Türkiye'deki güzellik çalışanlar için de neredeyse, belki daha fazlası, enflasyon oranında zam alıyor olmaları. Onlar için de bu iyi. Ve şöyle bir güzellik var. Enflasyon diyeceksiniz, neresi güzel arkadaş, ne saçmalıyorsun sen diyeceksin. Arkadaşım, sen enflasyon olan ortamda bir yıl vadeli TL bazında bir şey alırsan, vade farkı da düşükse, sen o aldığın malın, artık aldığın mal televizyon mudur, buzdolabı mıdır, işte ev midir, mesela ev olabilir. Aldığın malın fiyatını, ücretini aslında enflasyona ödetiyorsun, eziyorsun parayı. Yani sen maaşına belki o bir yıl içinde iki kere zam alıyorsun. Ama aldığın vadeli şeyin fiyatı artmıyor. Daha doğrusu satışı artıyor tabii ki yeni satılırsa, ama sen o fiyattan sabitlemişsin, artık eziyorsun. Yani aslında Türkiye'de de bir sistem var. Türkiye'de de yani enflasyona parayı yok etme ya da borcu yok etme sistemi var daha doğrusu. Parayı değil de yanlış söyledim. Borcu eritme sistemi var enflasyon sayesinde. Böyle bir sistem var yani. İyi mi kötü mü tartışılır. Bu da bir sistem çeşididir yani. Birçok çalışan eğer maaşına zam alıyorsa, enflasyon aslında onun işine geliyor. Birçok çalışanın, birçok harcama yapan, tabii tasarruf yapabiliyorsa TL bazında tasarruf yapmaması lazım. Yani o kadar da ben söylememe gerek yok. Dolar ve euro bazında da tasarruf yapılmaması lazım. Bizde de yani bu devletlerin paralarının hepsi aslında kağıt parçasıdır. Hepsi yani bir şekilde enflasyon altında ezilen paralardır. Ha, altın alırsın ya da bir enflasyon karşılığı ezilmeyecek bir şey alırsın. Ev olabilir, başka bir şey olabilir. Arkadaş ne bekliyor burada ya? Polis mi? Yani enflasyon hem iyidir hem kötüdür. Daha çok kötüdür tabii ki. Sabit ücret alan birisi için kötüdür. Hele ki Almanya gibi yerlerde ücretlere doğru düzgün zam yapılmıyor. Yapılmayan yerlerde, çalışanlara zam yapılmayan yerlerde enflasyon çok kötüdür. Demek istediğim o ki, gurbetçilerin sıkıntısı şu anda bu. Almanya'da ücretliler, ticaret yapanların sıkıntısı yok. Onlar zam yapıyorlar, bir şekilde atlatıyorlar ya da işleri yerinde gidiyorsa, yani işleri gitmiyorsa ya da ne bileyim müşterisi yoksa, tabii ki resesyon yüzünden müşteri kaybettiyse onların da büyük sıkıntısı vardır. Ama atıyorum yani şey varsa, müşterisinde bir sıkıntı yoksa, işleri yolundaysa, internetten satışlarını falan yapıyorsa, küçük küçük zammını yapar, yoluna devam eder. Ama gelin görün ki Türkiye'de her şeye zam yapılıyor. Asgari ücrete de garanti ücrete de zam yapılıyor. Bu sebepten otellerin bile fiyatları euro bazında diyorum dostlar, %50'den daha fazla arttı. Diyeceksin ki neden öyle? Neden euro bazında artmamıştır bilmem ne. İsterseniz bakınız. Bakınız, açınız, bakınız. Geçmiş dönemdeki fiyatları açınız, bakınız. Şimdiki de bakınız. Türkiye artık pahalı bir ülke. Bunun ana nedeni de ücretlilere de yapılan zamlar. Ücretlilere de yapıldığı için, her şeye zam yapıldığı için marketler bile daha pahalı neredeyse ya birçok konuda. Türkiye artık pahalı bir ülke. Türkiye Avrupa'nın kısmen bazı şeylerde ucuz bölgesi ama birçok şeyde de pahalı bir ülke. O yüzden yani Türkiye'den artık mesela kıyafet alışverişi falan biz yapmıyoruz mesela. Son 2 senedir hiç yapmadık. Öyle bir durum var dostlar.
Başka ne diyecektim? Ha, euro ve dolar bazında da yani para biriktirilmez kesinlikle. Az önce ne dedim? Almanya'da da son 2 senede, son 2 değil, son 4 senede her sene %5'in, %10 hatta üstünde bir dönem resmi enflasyon açıklandı. Yani 100 doların olduğu sene, o sene 90 dolar. Ondan sonraki sene 92 dolar. 82 dolar. Euro ya da neyse. Ondan sonraki sene 70. Yani aslında değeri düştü. Değeri düştü. TL bazında bakmayın. Euro'nun alım gücü bazında bakın. Euro'nun alım gücü düştü. Arabaların satın alım fiyatları arttı. Yani her şey arttığı gibi evlerin fiyatları arttı. Şimdi şu son dönemde resesyon yüzünden ev fiyatları düşüyor tabii ki. Yani sürekli faiz arttırdılar. Şimdi de resesyon oldu. Bakalım ne olacak. 2-3'ü boklu değnek. Başka ne diyecektim? Ha, parayı biriktirecekseniz kendinizin garanti, fiziksel, sarı metal tarzı şeylerde biriktirebilirsiniz. Onlar zaman zaman düşse de fiyatları, uzun vadede yani yıllar bazındaki vadede baktığınızda altının fiyatı mesela artmıştır. Para biriktirebilenler altın üzerinden para biriktirsin. Yani benim nacizane görüşüm bu tabii ki. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim görüşümdür. İstersin, istesinler son 10 yıllık altın grafiğine, 15 yıllık, 20 yıllık altın grafiklerine baksınlar. Öyle anlarlar. Evet dostlar, Sion'da Amfink tren istasyonuna doğru gidiyorum. ...120-130... yarım saatlik bir yol totalde. 16 dakikasını konuşarak harcadım zaten. Bır bır cır cır konuştum. Umarım dediklerimden bir şey anlamışsınızdır. Hatta bakın şöyle bir örnek vereyim. Bu korona zamanıydı galiba, ya da ne bileyim savaş zamanı mıydı? Bankalar ev alanlara %10 peşinat veriyordunuz. Mesela 1 milyonluk bir ev diyelim, o dönemki fiyatlardan bahsediyorum. Şu anda 1 milyon ev yok tabii ki Türkiye'de. 1 milyon TL'ye bir ev diyelim var. O 1 milyon TL'nin 100 binini siz koyuyorsunuz. Bankadan da 900 bin kredi alıyorsunuz. Ve faizi dostlar, yıllık bazda faizi %15 filandı. Atıyorum hadi %20 olsun. Ve sonraki o senelerde olan enflasyonu açıkladılar biliyorsunuz. Açıklanan enflasyonu boş verin. Gerçek enflasyon neydi? Sizin maaşınıza aldığınız zamları hesaba katın. Yani %100 zam aldınız belki. %80 zam aldınız. Ama ödediğiniz para %20 faizle maksimum yıllık %20 faizle aldınız. Yani para her sene, yani borcunuz her sene enflasyon bazında eridi. Eridi. Ödediğiniz aylık taksit kışa döndü. Ya kışa ne döndü? Kuşa döndü, kuşa. Aylık taksit kuşa döndü. 2000 TL taksit ödüyordunuz atıyorum. İlk aldığınızda, ya da 2000 tabii çok küçük oldu. Belki 5000'dir, 10.000'dir. Şimdi 10.000 TL Türkiye'de çok büyük bir para değil. Çok büyük bir para değil dostlar. Beyaz yakalı çalışan birisi 80 bin, 100 bin alıyor. Yani deneyimli yazılım mühendisleri, iyi bir mühendis 80-100 bin alıyordur yani. Ödediği şimdi taksit atıyorum belki de sadece 10 bin ev için ödediği taksit. Yani parayı eritti. Yani böyle ev alanlar büyük bir karlı yatırım yapmış oldular. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Enflasyonun para ve borç eritmede kullanıldığını sizlere bir şekilde dilim döndüğünce açıklamaya çalıştım. Enflasyonun neden olduğunu, ana nedeninin para basılması ve faizin düşük tutulması. Yani faizin düşük tutulması zaten para basılıp para saçılması demektir. Etrafa para pompalanması demektir. Yani paranın bolluğu enflasyona neden olur.
tek bir cümleyle özetlersek durum budur. Kendinize iyi bakın. Yatırımlarınızı kendi kararınıza göre yapın. Borçlanarak zengin olmak da mümkündür. Bunu da bilin. Ama dikkatli ve tedbirli bir şekilde. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Saçmaladığımı düşünüyorsanız da yorum yazın. Hoşça kalın. Ya bu arada tren istasyonuna geldim, işte böyle bir yer. Arabayı park ettim. Birazdan trene bineceğim. Nasıl işe gidiyorumun meselesini çekiyordum size. Birden enflasyona döndü konu. Onu anlattım. Daha eskilerden hatırlayanlar vardır beni. Bisikletle geliyorduk tren istasyonuna, geliyorduk. Tabii bu tren istasyonu değil. Bak. Puchheim'deki Münih'e giden tren istasyonuna bisikletle gidiyordum. Çünkü bisikletle 5 dakika bile sürmüyordu. Gel gör ki Burghausen'da tren istasyonuna gelmek arabayla biraz daha uzun. Çünkü bizim ev Münih'e o kadar yakın değil artık. Burghausen'da tren istasyonu var bu arada dostlar. Ama o trene binersen başka bir trene aktarma falan yapman gerekiyor. O nedenle orada trene binmiyorum. Evet, tren de geldi gözlediğiniz gibi. Bakalım, biraz gecikmeli gelecek dedi ama hiç gecikmedi ya. Ben anlamadım. Geldi, biniyoruz şimdi trene. Hadi bakalım, bu kapıdan da benden başka bir yer yok. Neyse, ha, burası boş. Bugün çok sakin tren dostlar. Böyle gideceğiz. Bir saate yakın bir yolum var. O sırada bilgisayar falan kullanırım. Yola devam ederiz. Görüşmek üzere. Münih'te görüşürüz. Münih'te de inince kısa bir video daha çekerim. Manzaram bu şekilde yolculuk sırasında dostlar. Gayet güzel. Yolculuk güzel geçiyor. Dostlar, Münih'e geldim. Şey yapmayı unutmuşum ya. Tren istasyonunda video çekmeyi unutmuşum. Neredeyse şirkete geldim şu anda. Yani yolculuk 1,5 saat falan sürdü totalde. Tabi tren gecikmesi yüzünden biraz daha arttı. 10-15 dakika falan fark etmiştir. Böyle bu şekilde. Bizim şirketin binası merkez istasyonuna 5-10 dakika yürüme mesafesinde dostlar. Şimdi ben şirkete doğru gidiyorum. İşte bu şekilde. Welcome to Münih. Markete mal mı geldi? Jede Menge Holz. Her çeşit, her büyüklükte Holz. Yani ağaç neyse. Kalas. Şirin Market. Burası eskiden İstanbul Market'ı. Şimdi Şirin Market oldu. Haydi kalın sağlıcakla. Bugünlük benden bu kadar. Gerçekten elveda ediyorum bu sefer. Ya elveda derken yanlış anlamayın canım, normal. Video için güle güle dedim. Alın size Allianz. Allianz Pimco.
Hepsi burada.